Danke, danke Penny. Und ich bitte jetzt die letzte Rednerin, das Wort zu ergreifen, Aziz Aslan. Merhaba. Thomas çok az bir zamanımız kaldığını söylüyor. Sizin de sabrınız zorlandı. O yüzden hızlıca ben sunumuma gireceğim. Şimdi burada aslında hani özgür bir yaşam paradigmasını arayışından bahsediyoruz bir tarafıyla. Bu özgür yaşam paradigması Kürt halk önderi Abdullah Öcalan tarafından ortaya konuyor. Ve esasını kapitalist moderniteye karşı inşa edilecek bir demokratik moderniteyle yaşamsallaşabileceğini söylüyor bize. Hani demokratik modernite nedir diye baktığımızda, demokratik modernite kar merkezli kapitalist üretim toplumuna karşı ahlaki politik toplumun, endüstriyalizm toplumuna karşı ekolojik endüstriyel toplumun ve ulus devletlerine demokratik konfederalist toplumun inşası anlamına geliyor. Dünden beri aslında bunlara epey bir değinildi. Şimdi benim sunumum ne üzerine olacak? Ben sunumumu 3 bölümde yapmaya çalışacağım. Birinci bölümde Öcalan'ın kapitalizm tahliline biraz değinmeye çalışacağım ve demokratik modernite eleştirisini analiz etmeye çalışacağım. Bu bölümde de Öcalan'ın Marx, Bruder ve Wallenstein'la böyle ortaklaştığı bazı noktalara değineceğim. Sunumun ikinci bölümü Öcalan'ın demokratik modernite tezinde ortaya koyduğu ekonomi analizi, ekonomik toplum tanımı ve mekanizmalarından oluşacak. Son olarak ise bizim özellikle Kuzey Kürdistan sahasında ve Rojova'da tartıştığımız demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü özgür yaşam paradigmasına dayalı komünal ekonomi tartışmasında ortaya çıkan bazı temel sorular ve sorun alanlarına değinmeye çalışacağım. Bunları çok kısa bir sürede yapmaya çalışacağım. Bu yüzden aslında Profesör Graber benim işimi biraz kolaylaştırdı. Girişte ben de emek değer kuramına değinecektim. Bu yüzden Marx'ın emek değer kuramını geçiyorum ve Öcalan'ın emek değer kuramına dair bir eleştirisinden başlayacağım. Şimdi Öcalan'da meta ve metalaşmayı aslında uygarlığın bir baş kategorisi olarak görüyor. Ve bu kategorinin aslında kapitalizmde biricik hale geldiğini ifade ediyor. Yani kapitalizm öncesinde de aynı zamanda meta ve metalaşmanın var olduğunu bize söylüyor. Şimdi Öcalan'ın Marx'a en önemli itiraz noktalarından bir tanesi bu. Öcalan'ın Marx'a en önemli itiraz noktalarından bir tanesi bu emek değer kuramına ilişkindir. Şöyle diyor Öcalan, diyor ki ben metayı Marx gibi yorumlamıyorum. Yani metanın değişim değerinin işçinin emeğiyle ölçülebileceği iddiasında önemli sakıncalar görüyorum ve bunun sorunlu bir kavramlaştırma olduğunu düşünüyorum diyor. Toplumsal değerlerin ölçülebileceğinden kuşkulu olduğunu ifade eden Öcalan şöyle bir soru soruyor. Diyor ki sayılamayacak emeklerin karşılığı peki nasıl ölçülecek? Bence bunu Profesör Graber gayet güzel anlattı. Gerçekten o toplumsal emekler sadece metaların içerisindeki onların üretimi için harcadığımız emekler değil. Feminist teori buna çok önemli katkılar sunuyor. Bunun dışında da önemli katkılar olan pek çok düşünce var. Şimdi Öcalan'ın peki Öcalan metanın değerini ne olarak belirliyor diye baktığımızda Öcalan metanın değerinin belirlenmesi noktasında aslında Bruder'le benzer düşünüyor ve Bruder kapitalizmi büyük tüccar alanındaki spekülatif tekelci fiyat ayarlamasına dayalı ekonomi biçimi olarak tanımlıyor. Öcalan da bu tanımı referansla metanın değerinin belirlenmesinde harcanan emeği yatsımadığını ama fiiliyatta belirleyici olanın spekülasyon olduğunu ifade ediyor. Öcalan'a göre kapitalizm bir toplum biçimi değil.
Aslında kapitalizm güçlü hegemonya araçlarını kullanan bir tür örgütlenme. Bruder bu örgütlenmeye pazar karşıtı bir örgütlenme diyor. Öcalan bunun bir tık üstünü söylüyor ve diyor ki sadece pazar karşıtı değil, tam olarak aslında ekonomi karşıtıdır. Marx'ın ortaya koyduğu, hani kapitalizmin temel çelişkisi nedir diye baktığımızda Marx ortaya burjuva ve proletarya arasındaki çelişkiyi ortaya Kapitalizmin temel çelişkisi Öcalan'a göre burjuva proletar arasındaki çatışma değil, tekelci ile toplum arasındaki çatışmadır. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Öcalan burjuva ve proleter çatışmasını yok saymıyor aslında. Sadece bu çatışmanın temel belirleyen değil, bir tali durum olduğunu ifade ediyor. Öcalan'a göre tarih sadece sınıf savaşımlarının tarihi değil, hegemonik iktidar ve devlete karşı toplumların mücadele tarihidir. Yine Öcalan, Wallenstein'ın kar, pazar ve sınırsız sermaye birikimi ile tanımladığı kapitalist maddi uygarlığı endüstriyelizm ile toplumu çürüten bir Levintana, küresel bir Levintana benzetiyor. Bu noktada sistemin küresel analizini aslında Wallerstein'dan aldığını söyleyebiliriz Öcalan'ın. Öcalan'a göre endüstri ile endüstriyelizm farklı. Yani o endüstri ile endüstriyelizm arasında önemli bir fark koyuyor. Kendi ifadesiyle söyleyecek olursam, kapitalizm endüstri devrimini kendi tek eline geçirmiş ve bunu endüstriyelizm olarak ideolojikleştirmiştir diyor. Endüstri devrimini uzun bir tarihsel, toplumsal birikimin sonucu olarak görürken, endüstriyelizmin temel amacının kar olduğunu ve kar için endüstrinin toplumsal ihtiyaçlar olmadığını ifade ediyor. Yani endüstri eğer kar için yapılıyorsa endüstriyelizmdir ve bu noktada Öcalan endüstriyelizmle örgütlenen kapitalizme karşı olduğunu ifade ediyor. Ona göre endüstriyelizm ekonomi değil, bir ekonomi tekelidir. Sanayi üretimine dayanan, devlet ya da özel hiç fark etmiyor, her durumda bir tekel oluşturabilecek durumu söz konusudur. Öcalan endüstriyelizm ile ulus devlet arasındaki ilişkinin varlıksal olduğunu düşünür. Ona göre endüstriyelizm ile gerçekleşen artık ürünün bolluğu ulus devlet türü örgütlenmenin temelini oluşturmaktadır. Ulus devlet sermayenin aşırı kâr ettiği ve topluma yaygınlaştığı endüstriyelist dönemde idealize ve realize olmuştur. Öyle ki yine onun ifadesiyle tüm toplum bu dönemde ulus devlet mekanizmaları ile sanayi tekellerine bağlanmıştır. Endüstriyelizm, ilerlemeci ve modernist bir aklın sonucudur. Öcalan'a göre reel sosyalizm deneyimi de bu aklı aşamadığı için yenilmiştir esas itibariyle. Şöyle diyor, bu noktada aslında Wallerstein'la benzer bir düşünceden besleniyor ve şöyle diyor. Diyor ki Ekim devrimi antikapitalizmde yetersiz olduğu için başarısızlığa uğramadı. Tersine kapitalizmde başarılıydı. Fakat anti-modernist, dolayısıyla anti-ulus devletçi ve anti-endüstriyalist olmadığı için anti-kapitalistliği ile modernitenin diğer iki ayağını aşamadığı için
yenilmiştir diyor. Wallenstein'a da baktığımızda işte Sovyetler Birliği'ni sosyalist bir yapı olarak değil, kapitalist bir dünya sisteminde yarı bir yarı çevre bir konum olarak tanımladığını görüyoruz. Bu Soğuk Savaş döneminde aslında Sovyet Rusya'nın ABD'ye benzer bir biçimde üçüncü dünya ülkeleriyle girdiği ilişki çerçevesinde ve aslında o dönemde uygulanan NEP politikaları çerçevesinde ele alınıyor. Hani bu noktada baktığımızda Öcalan aslında bu durumun yani reel sosyalizm deneyiminin yenilmesinin aslında Marksist düşüncenin aşamalı toplum ve devrim algısıyla ilişkili olduğunu düşünüyor. Ben bunu çok böyle hani uzatarak anlatmayacağım. Ama aşamalı toplum dediğimiz şey işte hani ilkel komünel toplumdan başlayarak feodalizmden kapitalizme bir ara geçiş formu olarak dizayn edilen sosyalizme ve oradan da sınıfsız ve devletsiz toplum olan komünizme geçmeyi bizi aslında taahhüt eder. Bunun böyle doğrusal bir süreç olarak gerçekleşeceğini ifade eder. Burada baktığımızda işte devrimci sınıf burjuvazinin kendi mezar kazıyıcıları olan proleter sınıftır. Proleter sınıf sınıf savaşının sonunda siyasal iktidarı ele geçirecek ve devrimi gerçekleştirecektir. Ve sosyalizmde üretim araçlarının mülkiyeti başta olmak üzere tüm özel mülkiyet biçimleri bir kamu mülkiyetine dönüştürülecektir. Ve yine sosyalizm aşamasında devlet sönümlenecek ve kapitalizme geçilecek, pardon, komünizme geçilecektir. Şimdi Öcalan Marksist düşüncenin bu aşamalı toplum ve devrim tezine iki noktada karşı çıkıyor esas itibariyle. Birinci itiraz noktası bu yani sosyalist toplum için kapitalist toplumu aşmanın zorunlu ve mutlak göründüğünü ifade ediyor. Öyle bir zorunlu ve mutlak bir çizgi olarak belirtiliyor ki örneğin proletarya oluşturulabilmesi için ilerlemek zorunlu görülüyor. Yine örneğin bu bakış açısı farklı toplumsal forumların bir aradalığını görmezden geliyor. Örneğin kapitalist dönemde hem köle emeğinin hem de ücretli emeğin bir arada görülebileceğini biliyoruz biz. Öcalan'ın ikinci itiraz noktası kamu mülkiyeti biçimine. Diyor ki yani kamu mülkiyeti her durumda bir bürokrat sınıf yaratmaktadır ve bu bürokrat sınıf bir iktidar odağı haline gelmektedir. Nitekim Rusya ve Çin'de yaşanan reel sosyalizm deneyimleri de bu açıdan aslında birer devlet kapitalizmidir. Öcalan'ın sosyalizm tanımı bu anlamıyla çok farklı. Kendisi şöyle diyor sosyalizm için, diyor ki sosyalizmi hep devrimler ve savaşlarla kazanılacak bir toplum olarak görmek yanlıştır. Şüphesiz koşullar oluştuğunda devrimci dönüşümler için savaşlar da mümkündür. Ama sosyalizm sadece devrim demek değildir. Topluma, demokratik katılım ve kapitalizme karşı bilinçli ve eylemli yaşamdır. Bu anlamıyla kapitalizme karşı inşa edilebilecek topluma çeşitli adlar vermek mümkündür eğer bu tanımdan yola çıkacak olursak. Öcalan bu anlamıyla bir kavram öneriyor işte bize. Demokratik modernite onun bu sosyalist yaşama verdiği aslında bir bir öneri oluşturuyor. Şimdi ben
bu sunumun bu kısmında biraz bu demokratik moderniteyi ele alacağım ama demokratik modernite elbette ki Öcalan'ın çok farklı boyutlarıyla tanımladığı bir kavramlaştırma. Ben bunu sadece ekonomi boyutuna değineceğim. Yani burada ekonomiyi nasıl ele alıyor ona bakacağım. Öcalan demokratik modernitenin ekonomi boyutunu ekonomik toplum olarak dile getiriyor. PKK ise buna komünal ekonomi diyor. Yani ister ekonomik toplum diyelim ya da komünal ekonomi diyelim. Bu ekonomiyi inşa edecek olanlar tarımda oluşturulacak ekotopluluklardır. Ben komünal ekonomi diyerek devam edeceğim. Nasıldır komünal ekonomi? Bazı temel ilkeleri var aslında komünal ekonominin. Bunlardan 3 temel ilkesi var esas itibariyle. Bunlardan bir tanesi toplum tarafından yönetilen bir ekonomi olması gerekiyor. Bu toplumun ekonomi üzerindeki öz yönetim anlamına geliyor. Yani ekonomiye toplumun katıldığı, neyin üretileceğine, neyin tüketileceğine, ne kadar tüketileceğine, nasıl dağıtılacağına toplumun karar verdiği, yani karar verme aşamasında toplumun etkin olduğu bir ekonomik örgütlenmeden bahsediyoruz ki bu komünal ekonominin demokratik olma ilkesidir. Komünal ekonomi kullanım değerini önceleyen paylaşmaya ve dayanışmaya dayalı bir ekonomidir. Bu anlamıyla metalaşmaya ve kar mantığına karşıdır. Yine komünal ekonomide üretim öz yönetime ve öz yeterliliğe dayalı kullanım değerini önceleyen ekotopluluklar olan ekotoplulukları burada Buçkin'e referans veriyor Öcalan. Komün ve kooperatifler eliyle inşa edilir. Bu anlamıyla komünal ekonomi şirket karşıtıdır. Ve komün ekonomisinin en önemli özelliği ücretlilik ilişkisini ve yabancılaşmayı, yani metalara, üretime yabancılaşmayı ortadan kaldıran, bu anlamıyla aslında üretimi toplumsallaştıran bir ekonomidir. Komünal ekonomide endüstrinin sınırı ekolojiye ve temel ihtiyaçların sınırına dayanır. Yani komünal ekonomi aslında bir eko-endüstriye dayalı ekonomidir ki bu komünal ekonominin ekolojik olma ilkesidir. Bu anlamıyla demokratik modernitenin temel silahı ekolojik özde bir ekonomiyi ve toplumu esas almasıdır. Diğer taraftan komünal ekonomi kadın rengiyle ve kadın aklıyla şekillenen bir ekonomidir. Yani ekonomide kadının özne olduğu bir ekonomidir. Bu ise komünal ekonominin cinsiyet özgürlükçü olma ilkesi anlamına gelmektedir. Öcalan'a göre ekonomide kadın parantezi açmak çok önemli bu felsefe içerisinde. Eminim diğer oturumlarda da arkadaşlar çokça değinecekler. Ben bir tek vurguyla burayı geçeceğim. Öcalan ekonominin aslında kadınla başladığını ifade ediyor ve kadının pazar için değil aile için üretim yaptığını, binlerce yıl böyle üretim yaptığını ifade ediyor. Uygarlık tarihi ne baktığımızda ise aslında kadının ekonomiden yavaş yavaş dışlandığını görüyoruz. Öcalan'ın deyimiyle ekonomisiz kılınmış kadın gerçeği kapitalist uygarlık aşamasında en çarpıcı ve derinlikli toplum çelişkisi haline geliyor. Bu erkek egemen kapitalist sistemde ekonomi kadının elinden alınarak piyasa güçlerinin eline veriliyor. Bu olgu aslında kapitalizmin varlık koşulu. Yani kapitalizmi var edebilmek için ekonomiyi kadının elinden almak gerekiyor. Bunun temel bir nedeni var. Çok basit bir nedeni var aslında. 5 minutes. Okay. Kadınların belirleyen olduğu ekonomide
ekonomi binlerce yıl aslında geçimlikle komünal olarak kaldı. Biz buğdayı ilk ehlileştiren Mezopotamyalı kadının coğrafyasından geliyoruz. Ve benim orada gördüğüm tüm kadınlarda değişmeyen tek bir şey varsa o da hala ekonomiye temel ihtiyaçlar çerçevesinde bakıyorlar. Bu anlamıyla diyebilirim ki kadının özne olduğu bir ekonomi aynı zamanda ekolojik bir ekonomidir. Çünkü temel ihtiyaçlar aslında sınırsız üretime karşı, bu anlamıyla endüstriyelizme de karşı bir ekonomidir. Ve komünal ekonomide bu yüzden de ekonominin ekonomi kadına iade edilecektir. Tabii burada erkekler kadınlara iade etmeyecek ekonomiyi. Kadınlar bunu kendi bilinç, örgüt ve eylemsel iradesiyle gerçekleştirecekler. Nitekim Kürdistan toplumundaki kadınlarda bunun var olduğunu söyleyebiliriz. Aslında hani Kürdistan üzerinden anlatıyoruz komünal ekonomiyi, ama hani şunu biliyoruz ki bu komünal ekonomi anlayışıyla örgütlenmiş bir ekonomik yaşam aslında bugün kapitalizm altında çırpınan tüm toplumların da bir ihtiyacı. Bu anlamıyla temel ilkeleri demokratik, cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik olan komünal ekonomi, komün, kooperatif, meclis ve akademiler biçiminde otonom alanlar olarak tüm topluma yayılarak inşa edilmelidir. Bu Kürdistan toplumunun son zamanlarda tartıştığı ekonomi paradigması. Sunumun son kısmına geldim. Burada aslında sizin belki aklınıza düşebilecek birkaç soruya değinmek istiyorum. Ya da siz değinmezseniz en azından ben değinmiş olayım diye giriyorum aslında buraya. Şimdi bunlar aslında benim de kendime de sorduğum sorular. Çünkü komünal ekonomiden bahsediyoruz. Bunu hayal ve arzu ediyorum ben. Ama bunun nasıl devam edebileceğine dair de ciddi aslında kendime sorduğum sorular var. Bunlardan sadece birkaçına değineceğim. O da şu. Mesela otonom alanların kapitalizme karşı ve kapitalizme rağmen nasıl sürdürülebilir olacağı, yani nasıl yaşamsallığına devam edeceği benim için önemli bir soru. Ben bu soruya cevap ararken John Holloway'in Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak kitabını okumuştum. Ve orada bana çatlaklar kavramlaştırması çok önemli gelmişti. Şöyle diyordu, antikapitalist her otonom alanın bir çatlak olduğunu ifade ediyor. Ve bu çatlakları ne kadar çok genişletir ve çoğaltırsak ve ne kadar çok kesişmelerini sağlarsak aslında o kadar çok yaşamsallaşabilirler ve devam edebilirler. Ben bugün baktığımda aslında örneğin Rojava bu anlamıyla büyük bir çatlak. Ama Rojava'nın devam edebilmesi için, yani oradaki yaşamı gerçekten kurabilmesi, her birimizin yaşamı haline getirebilmesi için örneğin Rojava'daki çatlağın Kuzey Kürdistan'da oluşturulacak bir çatlakla birleşmesi ve bütünleşmesi gerekiyor. Ve daha sonra başka çatlaklar bulması gerekiyor. Yine önemli bir soru alanı aslında bence bu komün ve kooperatiflerde üretim gerçekleştirilecek ve bu üretim her durumda bir artık ürün ortaya çıkaracak. Bu artık ürünün organizesi ve dağıtımı, yani artı değerin paylaşımı, bölüşümü meselesinin nasıl gerçekleşeceği bence yine önemli bir soru. Bu noktada doğrudan katılımla organize edilen aslında meclisleri öneriyoruz biz. Ama bu meclisler bugün en azından Kuzey Kürdistan sahasında henüz çok etkin bir şekilde çalışmıyor. Yani siyasi bakımdan çalışıyor ama ekonomi alanında henüz çok aktif oldu diyemeyiz. Bu anlamıyla bu alanı güçlendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Diğer taraftan bence kapitalizmi dönüştürmeyi ve yıkmayı hedefleyen bir toplumun
planlanması hem toplumsal üretimin nasıl şekilleneceği ve nasıl bölüşüleceğini esas aldığı için ekonomik olduğu kadar bence aynı zamanda da siyasi bir süreç. Yani planlamanın kendisi zaten siyasi bir süreç. Bu yüzden de bir siyasi irade gerekiyor bu noktada. Ben diyebilirim ki bugün bu siyasi irade aslında PKK etrafında şekillenen Kürt hareketi. Ama PKK'nin metinlerinde de gördüğümüz o ki yarın bu siyasal irade Kürdistan toplumu olacak ve son olarak şunu belirtmem gerekir ki bu Kürdistan toplumunu da açığa çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu bugün kapitalizm saldırısı altındaki bir Kürdistan toplumundan bahsediyoruz. Bu noktada öze ve doğala dönüşten bahsediyor Öcalan. Ben de Kürdistan toplumunda, yani Kürdistan'da yaptığım pek çok araştırmada gördüm ki Kürdistan'da aslında ortaklık temelinde örgütlenen pek çok üretim biçimi söz konusu. Bu üretim biçimlerini yeniden hatırlarsak, yeniden öze doğru dönersek aslında işimiz çok zor değil. Benim sunumum bu kadardı. Aslında bir bu üretim biçimlerine dair küçük bir 2 dakikalık bir video da vardı, göstereceğim ama çok vaktimiz kalmadı. O yüzden onu gösteremeyeceğim herhalde. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Jo, danke schön.